Orta çocuklar ha sonra. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran çok değerli bakanım, değerli genel başkan yardımcım, çok değerli seçim işlerinden genel başkan, genel merkez seçim işleri başkan yardımcısım, değerli milletvekilim, değerli belediye başkanım, çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dualarımızda bayram, bayram, bayram dediğimiz o günü bugün beraber yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun. Güzel bir Ramazan'ı geçirdik ve bayrama ulaştık. Allah'a hamdolsun. Hep dualarımızda ne dedik? Ya Rabbi Ramazan'ı bizlerden razı kıl ve bayrama ulaşmayı nasip eyle dedik ve dualarımız kabul oldu. Bayramlar hakikaten bizler için çok önemli. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve hoşgörü için çok önemli. Özellikle bütün dünyadaki bu zalim ve zulmün devam ettiği süreçte bayramlar bizlere düşünmeyi, daha çok kardeş olmayı sağlayan en önemli günler. Ramazanları çok iyi geçirdik. Elimizden geldiği kadar garip kuraba sofralarında, fakir fukara sofralarında yer almaya çalıştık. Mümkün olduğu kadar kardeşlerimizi dolaştık. Zeytinburnu'nda her mahallede nerede bir garip varsa oraya ulaşmaya çalıştık. Bizlerle beraber bu mücadeleye veren çok değerli teşkilat mensuplarıma sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden ve onlardan da razı olsun. Hakikaten gittiğimiz yerlerde bazen gözümüzden kaçmış insanları gördük, üzüldük. Dertlerine derman olmaya çalıştık. Onlarla beraber olmaya çalıştık. Hem halk olmaya çalıştık. Allah'a hamdolsun Ramazan'ı gönlümüz rahatlığıyla geçirdik ve bayrama ulaştık. Hedeflerimize ulaştık. Hedefimiz vardı, en az 1000 tane gönül sofrası yapmaktı ve 1000 tane gönül sofrasını çok şükür yaptık. Her gittiğimiz yerde sorunlarını çözmeye çalıştık. Çözemezsek de dertlerini dinledik. Ne yapabiliriz? Onların hesabını, kitabını yaptık. İnşallah önümüzdeki süreç farklı bir şekilde gönül sofralarına uğraştığımızda daha çok ihtiyacı olan, daha çok mağdur olan insanları göreceğimize inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Ekibinden Allah bin kere razı olsun. Her gittiğimiz eve, fakir fukara evinde çalışmıyorsa dahi bir askeri ücretin girdiğini gördük. Herkesin devletten, sosyal belediyecilikten, sosyal devletçilikten bir para aldığını ve yardım aldığını gördük. Ve hiç kimsenin birine muhtaç olmadan yaşayabilecek bir durumda olduğunu gördük ve çok mutlu olduk. Bugün geldiğimiz noktada özellikle engelli kardeşlerimiz, yaşlı, hasta kardeşlerimiz olmak üzere. Tüm ülkemizde yaşayan tüm kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, hatta bize sığınan kardeşlerimize kucak açtık ve onların ihtiyaçlarını karşıladık. Gittiğimiz noktalarda hakikaten benim ekmeğim yok, aşım yok diyen insana rastlamadık. Sıkıntılar olanlar vardı. Elektrik, suyu vesaire yatırmadım, kira yatırmadım diyen vardı. Ama onu da kaymakamlık aracılığıyla, belediyemiz aracılığıyla sorunların büyük bir çoğunluğu çözdüklerini gördük. İnşallah önümüzdeki süreç herkesin mutlu olduğu, İstanbul'da, Türkiye'de, Zeytinburnu'nda yaşamaktan
büyük bir onur ve gurur duyuyorum diyen insanların sayısını arttığı günleri inşallah göreceğiz. Velhasıl bugün bayram. Evet. Neyse bayramda geldik. Sabahleyin belediyemizle beraber ne yaptık? Seyit Nizam'da bayramlaşmamızı yaptık. Çok kalabalık bir şekilde. 4000 kişiyle beraber. Allah'a hamdolsun. Bugün buradayız. Biraz sonra nereye gideceğiz? Reisin yanına gideceğiz inşallah. Bugün sabah namazını tam kıldık. Bayramlaşırken bir haber geldi. Reisin rahatsızlandığını söylediler. Hakikaten adeta damarlarımız durdu. Ama daha sonra Allah'a hamdolsun ki kameraya çıktı, kameralar karşısında ben çok iyiyim. Ne dedi orada? Dedi ki ben kardeşlerimle beraber, dava kardeşlerimle beraber bir araya geleceğim. Beraber orada bayramlaşacağım dedi. Hastalığım yok, çok şükür iyiyim dedi. Ekrem abi hoş geldin, sefalar getirdin. Allah razı olsun. Velhasıl inşallah sevgili kardeşlerim, biraz sonra turistlerimiz aşağıda hazır olacak. Haliç Kongre Merkezi'ni ve bütün koridorları doldurmamız lazım. O nasıl bizlerle bayramlaşmak, bizlerle beraber olmak için hastalığını dahi kenara bırakıp ben çok iyiyim, kardeşlerimle beraber olacağım diyorsa bizler de hepimiz inşallah onunla beraber olacağız, onlarla bayramlaşacağız inşallah. Dua ettik, dua edeceğiz inşallah. Allah uzun ömür versin. Kardeşlerden beraber konuşup ülkemizi, milletimizi korusun inşallah. Ben çok sözü uzatmak istemiyorum. Çok değerli siyasi büyüklerim var. Ben şimdi isterseniz sıradan belediye başkanımız, Yıldız Seferinoğlu milletvekilimiz, daha sonra Ekrem abimiz, daha sonra da Sayın Bakan, genel başkan yardımcımızdan mikrofonu vermek, sizlerle hasbihal etmesini rica ediyorum. Ve sizlere de tekrar teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyor. Bayramınızı en değerli saygılarımla sunuyor. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcım, Sayın Bakanım, değerli adayım, hayırlı bayramlar diliyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer Ekrem Ağabeyim, değerli milletvekilim, hayırlı bayramlar diliyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli vekilim, Yıldız Seferinoğlu kardeşim, komşum aynı zamanda, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli ilçe başkanım, teşkilatımızın çok saygıdeğer mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Gelecek inşallah çok daha güzel olsun diye dua ediyoruz. Ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Mikrofonu Yıldız Seferinoğlu vekilime arz ediyorum. Sonrasında sırayla biraz önce ilçe başkanımızın ifade ettiği gibi değerli büyüklerimizi birlikte dinleyeceğiz. Hayırlı bayramlar diliyorum. Çok kıymetli Genel Başkan Yardımcım, değerli abi, değerli başkanım, değerli belediye başkanım, ilçe başkanım, siz değerli hanımefendi, beyefendiler, çocuklar, hepinizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah AK Parti ailesi olarak nice bayramlara beraber ulaşırız diye düşünüyorum. Bu bayram vesilesiyle inşallah özellikle İslam alemine, AK Parti ailesine, ülkemize ve hepimize birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temin ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Evet. Değerli milletvekili abimiz Ekrem abiye ben de takdim ediyorum. Evet, selamünaleyküm. Efendim, ben size saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yıldız Bey'in konuşmasına bakınca tam bir selam formatıyla bir konuşma yaptım. Tabii burada Genel Başkan Yardımcımız olması sebebiyle sözü daha çok ona bırakmak için. Tabii ben artık Seyit'in burnunda gelenekçi hale geldi. Aynen öyle. Ama bu sefer biraz kayma oldu. Saat 10'da başlıyorduk. Bugün 12. Hemen her bayramda birlikte oluyoruz. Ben de bayramınızı tebrik ediyorum. Allah'a hamdolsun. Güzel bir Ramazan ayını geride bıraktık. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Tabii geçen bayramdan bu yana bir yıl Türkiye için
oldukça uzun, oldukça yoğun, oldukça evet geleceğimize yönelik önemli adımları attığımız bir dönem oldu. Bir bakıma bayramlaşmalar geçmişe yönelik de bir değerlendirme olarak görmekte yarar var. Tabii bu uzun yılda çok önemli görevler yaptınız. AK Parti'nin en önemli özelliği teşkilat merkezi biz bir partiyiz. İşte sizler özellikle 15 Temmuz'daki bu ayaklanmayı bastırma noktasında teşkilatlarımız halkımızla birlikte çok önemli görevler yaptı. Bundan dolayı ben sizleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bir daha bu tür olayları yaşamamak için, Türkiye'ye istikrar getirmek için, güçlü iktidarlar için, güçlü bir Türkiye için yine Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de destansı çalışmaları ortaya koydunuz ve Türkiye'nin önünü açtınız. Bundan dolayı da sizin şahsınızda ben emeği geçen bütün teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Günümüz dünyası artık geçmişle kıyaslanamayacak kadar zor ve geçmişte savaşlar açık mertçe yapılırdı. Şimdi ise namertliklerle karşı karşıya bulunduğumuz bir dünyadayız. Direkt kimse rengini belli etmiyor. Direkt mücadele yapmıyor. Ülkeleri sıkıntıya sokmak, ülkeleri perişan etmek için terör başta olmak üzere uyuşturucu gibi bir takım argümanları kullanıyorlar. Ülke olarak biz bunların farkındayız. Ve terörle mücadelede destansı işler yapıyoruz. Yani bugün evet büyük sıkıntılarımız var. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Ben gerek terörle mücadelede gerekse 15 Temmuz'da birliğimiz için kendilerini feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Gazilerimize acil şifalar dilerim. İşte bu mücadelede, terörle mücadelede bugün dünyanın örnek alacağı bir mücadele yapıyoruz. Dünyanın birçok yerlerinde terör var. Bu terörle mücadelede Türkiye kadar daha dikkatli, daha nazik, özellikle sivil halkın zarar görmemesi için kırık kırık yaran, hatta kendini feda eden anlayışla bir mücadele ediyor. Batırlar herhangi bir yerde terörle mücadele edecekleri zaman bir terörist için bir köyü tarih sahnesinden, coğrafyadan silip atıyorlar. Gerçekten bu noktada biz epey tecrübe de kazandık. Destansı mücadele yapıyoruz. Bu mücadele yapan güvenlik güçlerimize de şükranlarımızı iletmeyi görebiliyoruz. Bugün evet terörle ilgili namertçe yani yeri geldiği zaman dost bildiğimiz ülkeler teröristlerle işbirliği yapmaktan hiç ama hiç çekinmiyor. Öbür taraflarda terörle mücadele ediyoruz diyorlar. Yani bunun ilkesel olarak kabul edilmesi mümkün değil. Yerinde de, geçinde de ilkeler olan, değerler olan Türkiye kazanacak ve Türkiye bu örnekliğini, bu güzelliklerini de dünyaya evet gösterecek ve Türkiye'yi gelecekte terörle mücadelede de kesinlikle inanıyorum ki örnek alacaklar. Artık terör sınır tanımıyor. Bugün terör üzerinden Türkiye'yi güvenlik sıkıntısı olan bir ülke gibi gösterenler o ülkelerde de güvenlik Türkiye'den daha o ülkeler güvenlikli değil. Çünkü teröristin nerede ne yapacağı, nereyi patlatacağı belli değil. İşte gün olmuyor ki Fransa, gün geçmiyor ki İngiltere, gün geçmiyor ki Amerika'sı, Almanya'sıyla dünyanın dört bir yanında evet terör saldırılarını yapıyor. Bu da neyi gösteriyor? Türkiye'nin gerçekten bu noktadaki yaklaşımlarının doğru olduğunu gösteriyor.
bugün kabul etseler de etmezseler de yarın mutlaka kabul edeceklerine ben inanıyorum. Çünkü biz evet terörle mücadelede değerleri olan, ilkeleri olan, insancı, doğru yaklaşımlar olan bir mücadelenin içerisindeyiz. Evet, bayram sadedinde bunları söylemiş olayım. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Allah nice güzel bayramları yaşamayı nasip etsin. Allah birliğimizi de daim etsin. Bakın başarımız özellikle AK Parti'nin birliği önemli. Kendi içerisindeki dayanışma önemli. Görevde bulunuruz, bulunmayız, görevde gideriz, geliriz ama bakanlara bakmadan, çünkü Türkiye'nin istikrarı, Türkiye'nin başarısı, Türkiye'nin güvenliği birinci derecede bugün geldiğimiz noktada AK Parti'nin istikrarına, AK Parti'nin kendisi bütünlüğüne bağlı. Onun için evet, tabii Cumhurbaşkanımız liderimizin önderliğinde, onun dirayetiyle inanıyorum ki geleceğimiz çok daha güzel olacak. Çok daha iyi olacak. Bu bizlere bağlı, biliyor musunuz? Bize bağlı. Bizim samimiyetimize bağlı. Yani makamlara bağlı olmadan yapacağımız gayrete ve çalışmalara bağlı. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar başta Genel Başkan Yardımcım ve Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanımız olmak üzere hepinizin bayramını tebrik eder. Hepinize saygılar. Çok değerli Genel Başkan Yardımcımıza arz ediyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli yol arkadaşlarım, saygıdeğer hanımlar, bayramınız mübarek olsun. Bir bayram günü bayramlaşmak üzere bir aradayız. Çok fazla konuluklara değinip uzatmayacağım. Ama birkaç hususu bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. 15 yıldır Türkiye'yi yönetiyoruz. Tek başına. Dolayısıyla AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderiyle örtüşmüş. Çünkü Türkiye'nin her sorunu, milletin her konusu, milletin problem olarak nitelediği her husus AK Parti'nin gündemidir. Milletin gündemiyle AK Parti'nin gündemini, hükümetin gündemini hiçbir zaman ayırmadık. Siz ne diyorsanız o dedik ve bunun icraatını gerçekleştirdik. Bakın 3 Kasım 2020'den bu yana bakın, örneklendirin bu söylediklerimin gerçek olduğunu uygulanan projelere yürüteceksiniz. Şu bir yıldan bu yana olanlara bakalım. Bir yılda ne oldu? Biz bayanlar. Dünya tarihinin en alçak darbe teşebbüsüne maruz kaldı. 15 yıl. Türkiye. Bizim tarihimizde yok, dünya tarihinde de yok. Bir milletin içinden çıkmış, bağrından çıkmış, millete ait toplu tüfeği, bıçağı, tankı, milletin iradesini ortadan kaldırmak, milletin vatanını, vatan düşmanlarının istediğini yapabileceği bir ortama dönüştürmek için 250 insanımız seçildi. Böyle bir olay yaşadı. Ama gene tarih değiştir, bunu asla unutmayın. Bu millet 15 Temmuz'da aşağı yukarı çok partili demokratik hayatımız darbelerle doğrudur. Her 10 yılda bir darbe yapılmıştır. Bütün darbelerde başarıya ulaşır. İki tane şahit. Ve 15 Temmuz'da bu sıcak darbeyi bu millet göğsünü siper ederek Cumhurbaşkanımızın yüksek liderliğinin de etkisiyle, Başbakanımızın çağrısıyla sıcak bir darbeyi sabah olmadan önleyebilmektedir. Bu da tarihte ilktir. Tarihte ilk defa bir millet ülkesinde kendisine doğrultulmuş silahlara karşı, kullanılan uçaklara karşı, tanklara karşı, hasili elinde bulunan tüm silahlara karşı göğsünü siper ederek silahları susturmuş, sabah olmadan darbe yönetmiş. Ve inşallah elbette ki bu
darbe önleme süreci dolayısıyla Şehitler Günü olarak ilan ettiğimiz 15 Temmuz'u bir hafta süreyle hükümet kutlayacak. Biz de parti olarak kutlayacağız. Bu programı göreceğiz. Değerli kardeşlerim, bir anayasa değiştirdik. 18 madde. İlk defa mı anayasa değiştiriyoruz? Hayır. 18. 19. değişiklik 82. anayasası. Ama diğerleriyle kıyasladığımız zaman derinliği en fazla olan yeni bir model öneren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz bir modeli inşa eden en derinlikli bir anayasa değişikliğini mecliste geçirdik. Aziz milletimizle 16 Nisan'da evet demek suretiyle onayladı. Yürürlüğe koydu. 3 maddesi yürürlüğe girdi. Geriye kalan maddeleri de inşallah 3 Kasım 2019'da yürürlüğe girecek. Yani sistem değişikliği, Cumhurbaşkanı hükümet modeli 3 Kasım 2019'da birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri birlikte yapılacak. Seçimle birlikte yürürlüğe girecek. Bu şu demek. Demek ki 3 Kasım 2019 seçimlerinin ana konusu muhtemeldir ki Cumhurbaşkanlığı seçim modeli üzerine gidecek. Bu halde bunu içselleştireceğiz. Ne getiriyor? Muhataplarınızın tezviratlarına karşı, uydurma senaryolarına karşı bu modelin getirdiklerini bilmek zorundayız ki o tür manipülasyonları önleyelim. Hayat hep öğretici. Yani referandum yaptık, anayasa çalışmaları bitti, demen lüksümüz yok. Bunları almış. Bir taraftan da diyelim kardeşlerim, bu anayasa değişikliğinin 3 maddesi yürürlüğe girmekle birlikte uygulandı. Onlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı'nın partisine dönüşünü sağladı. Mayıs'ın başında, 3 Mayıs'ta bir oldu. Bunu söyleyeceğim genel başkanımız. Yenik kaydını ihya ettik. Parti üyeliğinin gerçekleşmesi dolayısıyla 21 Mayıs'ta 3. olağanüstü toplantıyı yaptık ve liderimizi yeniden genel başkan seçtik. Dolayısıyla partili Cumhurbaşkanlığı modeli hayata girmiş. Bunların kazanımları çok. Bunları içselleştirip anlatacağız. Anlatmak durumundayız. Demin bir şey söyledim. Türkiye'nin kaderi AK Parti'nin kaderiyle örtüşmüş. Biz Türkiye Partisi'yiz. İcraatlarımızın merkezinde insan var. Siyasetimizin merkezinde millet. Yerli ve milli bir partiyiz. Duruşumuz var. Ve omurgamız teşkilat. Kesinlikle AK Parti'de görev alan arkadaşlarımız, pozisyonu ne olursa olsun, hep birlikte başarıya odaklanacağız. 3 Kasım 2019 seçimlerinde başarıya odaklanacağız. Türkiye'yi taşımak istediğimiz Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı 2023'e odaklanacağız. 2053'e odaklanacağız. Bunları birlikte yapacağız. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bir aile ortamı içerisinde birbirimizin hukukunu gözeterek çelme takmadan doğru örnekleri yaymak suretiyle yanlış yapan arkadaşlarımızı uyarmak ama aleniyete dökmeden ısrar olursa yanlışta onu da partinin yetkili organlarına iletmek suretiyle takip etmek. Milletin hassasiyeti neyse o bizim hassasiyetimiz. Nasılsa öyle görünecek. Görüntümüzde kötü algı varsa onu gidereceğiz, onaracağız. Yani hafızayı beşer dışlarıyla malum. Bakın şurada 3 tane çocuk var, başka çocuklar var. Partinin kurulduğu tarihte 10 yaşlarında olan çocuklar, hatta 10 değil. 7-8 yaşlarında olan çocuklar bu referandumda oy kullandı. Bunlar bilmezler. 70 sene muhtaç Türkiye'yi bilmezler. Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar borçlu olduğunu bilmezler.
Türkiye'nin FED başına milli gelirinin 3.000 dolar düzeyinde olduğunu bilmezler. AK Parti, AK Parti'deki yaslarla farklı şeyler de. Bunları anlatacağız. Peki, büyük bir ülkedir Türkiye. Güçlü bir partisi var, güçlü bir hükümeti var. Ve bütün bunların yanında gerçekten Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya uygun, vizyonu olan, ufku olan, deneyime sahip, birikim sahibi çok güçlü de bir lideri var. Liderler ülkeleri ileriye taşıyıp kadrolarıyla birlikte. Türkiye bu avantajı yakalamıştır. Hepimiz liderimizin etrafında yüzümüzü birleştirmek suretiyle Türkiye'yi daha ileriye taşıyacağız. Bakın değerli kardeşlerim, bayramdır. Genelde bayramlarda, Ramazan'da sosyal yardımla yardımlaşma öne çıkıyor. Ama Türkiye'de 7 milyar insan var. 8,5 milyon. Dünyada 7 milyar insan var. Türkiye'de 80 milyon. 8,5 milyon engelli yurttaş. 8,5 milyon. Kaç ediyor? 80 milyon %10. 11 dolar. 10. 10,5, 11 dolayında engelli vatandaş. Biz kimse sizlerin kim olacağız derken işte bu dezavantajlı grupları proje yaptık, kanunu çıkarttık. Ve geçen yıl Türkiye'de sosyal hizmet projesi ve sosyal yardımlar için harcanan kaynak 32 milyar TL. 32 milyar. İlk Boğaz Köprüsü'nün 4 milyar TL'ye mal edildiğini düşünürseniz bir yılda sosyal hizmetler, sosyal yardımlar için harcadığımız parayla 8 köprü yaptık. Yapacağız. Dezavantajlı grupları yalnız bırakmayız. Bir taraftan da bunların ekonomik imkanlarını arttırmak suretiyle bu kesimdeki sayısal çokluğu azaltacağız. Dolayısıyla biz alan boşluğu bırakmayız. Her alanı kuşatmış. Hedef kitlemiz 80 milyon. Merkezde duran bir partiyiz. Herkes bizim hedefimizde. Herkese hitap edecek. Oy verene de vermeyene. Oy vereni daha çok bilgilendirin. Vermeyeni anlatacağız. Öyle bileceğiz. Yani referandumdaki rakamları düşünüp de farklı bakma lüksümüz yok. 48,5'da bizim hedefimiz. Onlar hitap edecek. Çünkü biz Türkiye siyaseti yapıyoruz. Hedefimiz 80 milyon. Böyle bakacağız. Böyle çalışacağız. Değerli arkadaşlar, sabahleyin genel başkanımızla birlikteydik. Cumhurbaşkanımızla. Herhangi bir sorun yok. Kendileri açıklamayı yaptılar. İnşallah Haliç'te, Kültür Merkezi'nde bayramlaşmaya teşvik edecekler. Ben şimdiden bayramınızı kutluyorum. Hepinize sağlık, selametler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Sen de al.
Sen de tıkanmasın. Orada görürsün. Serdar'ın yanında ol ki alan oradan toplaşan yanına gelsin. Serdar'ın yanında ol.